Shell Helix haftanın performansından merhaba değerli izleyenler. Raşit Altun'la birlikte her hafta olduğu gibi bu haftada haftanın öne çıkan performanslarını konuşacağız. Raşit selamlar. Merhaba. İlk konuşacağımız performans Burak Yılmaz. Konuşulmayı da fazlasıyla hak ediyor zannediyorum. Beşiktaş İstikbal Mobilya Kayseri Spor mücadelesinde kritik anlarda atmış olduğu 2 golle takımını bir hali rahatlattı. Nazlı herhalde yaşayan, yani şu anda faal futbol oynayan en iyi yerli santrafor olduğunu, forvet oyuncusu olduğunu söylersek kesinlikle abartmış olmayız. 1985 doğumlu, artık futbolun sonbaharında ama çok olgun bir performans gösteriyor. Her hafta performansını, her maç hatta daha yukarıya doğru götürüyor. Yaşı itibariyle aksi olmasını beklerken üstelik. Yani tabii ki ve Beşiktaş'a geçtiğimiz devre arası transfer olduğundan beri performansını sürekli arttırıyor. Takımla, taraftarla uyumu, takımı ateşliyor, gol atıyor, attırıyor, takımı motive ediyor. Çok gerçekten çok özel bir oyuncu. Bir de yani sağ ayakla atıyor, sol ayakla atıyor, kafa atıyor, penaltı kullanıyor, free kick atıyor. Gerçekten müthiş bir performans ve düşmeden devam ediyor. Gerçekten Burak Yılmaz, yani futbolu herhalde 2-3 sene sonra bırakacak. Türk futbolu olarak, milli takım olarak da Burak'ı arayacağız. İnşallah bir sakatlık falan yaşamaz. 2020 Avrupa Şampiyonası'nda cidden Burak'a ve onun müthiş performansına ihtiyacımız var. Bir sonraki maça geçelim. Aytemiz Alanyaspor Ankara Gücü mücadelesinde Calma Campos tam 3 gol 1 asistlik katkı sağladı takımına. Hakikaten hani bu performansın neresini konuşsak karar veremedim. Yani rakibi tabii darmadağın etti. Evet. Aslında özel bir oyuncu, performansının altında kalmış. Bence yeteneği, yani yeteneğinle performansını orantılayacak olursak performansı yeteneğinin altında kalmış bir oyuncu. Naz bir sezonda büyük takımlarda 3 gol bir asist yapamayan forvet oyuncuları oluyor. O tabii bir maça sığdırmış. İşte sağ ayakla ama sol kanat oynuyor, sağ kanat oynuyor, orta sahada oynuyor. Angolalı futbolcu. Gerçekten özel bir yetenek ve Alanyaspor'un başarısında tabii burada Erol Bulus'u da takım olarak takdir etmek gerekiyor. Şehri de aslında hani Alanya bir şehir değil ama futbolcular mutlu. Herhalde sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Calma Campos'ta mutlaka ben kalmak isteyecektir diye düşünüyorum. Hani böyle yabancı oyuncuları da yakaladığınız zaman ülkeye uyumlu, takıma uyumlu, üst düzey performans gösteren kaybetmemek lazım. Hem Calma Campos'u bu üstün performansı nedeniyle genel olarak da Alanyaspor'u da takım performansı olarak gerçekten takdir etmek gerekiyor. Gaziantep yukatel Denizlispor mücadelesinde Sako takımına galibiyeti getiren golleri attı. O da kesinlikle bu haftanın performansıyla çok ön plana çıkan oyuncularından biriydi. Yani özellikle ikinci gol tam bir kontra atak golü. Ben şöyle düşünüyorum Nazlı, bizim ligimize İngiltere Championship'ten gelen oyuncular genellikle çok başarılı oluyor. Mesela Denizlispor'daki Erol gibi. Leeds United'ın oyuncusu, kiralık geldi. Daha önce Ankara Gücü'ne de geldi. Aslında Bordeaux altyapısından yetişmiş bir oyuncu ama Fransızlarda, Fransız milli takımda şu var, böyle oyuncular U17, U18, U19'da kullanıyorlar, bakları olmuyor. A milli takıma yapmıyorlar. Hop, o da Mali milli takımını tercih etmiş. Tabii Denizlispor'a geldiğinden beri bekleyeni verememişti ama çok kritik bir maçta 2 puan önündeki Gaziantep Futbol Kulübü Gaziantep deplasmanında 2 golle hem takımına altın 3 puan kazandırdı hem de rakibinin üzerine çıkarmış oldu Denizlispor'u. Denizlispor'u da bu galibiyetle çok kritik bir noktada vardı. Bu galibiyetle böyle biraz hayata, lige tutundu. Yani neticede büyük takımların bile arkasına geldi. 17 puan. Çok kötü başlamış Denizlispor. Mehmet Özlek'le evet bir çıkışa geçmişti ama tabii rakibiniz olan 2 puan önünüzdeki bir takımdan 2 puan almak ve deplasmanda 2 golle zaten 80. dakikadan sonra geldi ikinci golde. Hadi Sako, hadi bu sefer oynadı biraz yani. Harika. Ve 2 golle takımın altın çok değerli 3 puan kazandırdı. Raşit teşekkürler değerlendirmeleri için. Shell Helix haftanın performansında haftanın öne çıkanlarını değerlendirdi. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.